Rastgelelik, rastgelelik kadınların ee, en Ama çok dikkat sahipli. ettiği şey. Ani tatil Kesin. kararları içinden geldiği için hediye almak, keyif için koşturmacıya bir anda ara verilmek kadınların çok çekici bulduğu erkek tavırlarından biri. Evet, çünkü kadınların Kadın. yaptığı şeyler bu. Tabii ki ve plansızlık ya yani. da bir anda romantik yemeğe e, PS arkadaşları ne demek? PlayStation, PlayStation. PlayStation arkadaşları. PlayStation'dan. PlayStation, PlayStation, PlayStation. oynayan adamla asla çağıran zaten. bir spontanlıktan bahsetmiyoruz. Hı. Birlikte yapacağınız spontan şeylerden etkileniyorlar. Hı. Bak çok rast geleyim bir anda halı sahada maç yapmaya karar verdim. Çok çekici olmayabilir. Niye abi niye PS oynamıyorsun ki sevgilin? Ya. Bence her yani, şey, şey, oynamaktan yani. daha eğlenceli. Erdal'la şey oynamazsın. La, oynarsın yani ya. arada. Ya. Ya. Bence ikili ilişkilerde arkadaş olmak önemli arkadaş bir şey. Arkadaş olmak yani. önemli ama PlayStation değil. Bu dünyada yapılacak o kadar zevkli başka bir sürü şey var ki neden o yani? Tamam canım illa onu yaptı ama o da var yani. Belki. ben de her gün oynadığımdan değil ha. ama benim yaptığım bir, bir iki. Oyunda nasıldır, bir hadi. var Robert. <laughs> hadi yani, Belki bir iki. Geceleyin daha daha yalandan e, PlayStation'da Barcelona'nın teknik direktörü olarak geçiren adamın. <laughs> Sen de nitelikli hobisi olursun en sonunda diyor oyun. Hı hı. Peki, Sürekli Burada Kim ya. üzdü seni diye insanın şeyi. Bu seni Bayağı kim üzdü diye bir, ya? bir gibi. Eski <laughs> PlayStation'ı <laughs> değil Yani e, fikrim olmadan zikrim olmasın istedim. Evet. Ee, Olabilir. Kozmos'la <laughs> iletişim ve otizm spektrum bozukluğu. Evet. Bu bak çok hard giriyor başlıklarda. Yani ee, zaten e, o kitap biraz yüreklendirilerek yazdırıldı bana. Çünkü ben evet. kendi küçük Hani çevremde de fikirlerimi söyleyince küçük linçler yiyordum. Dedim yani bunları yazmamız gerekiyor mu gerçekten? Yaz bir bakalım dendi. Öyle çıkmış şeyler. Yani öyle çok kolay hani herkesin... Ama zor okunan bir kitap değil. Değil. Ee, diye geri dönüş aldık. Sorun sende aldık. değil nenende çok güzel. Çocukluk ve gelişim çağına hiçbir sözüm yok ve aynı zamanda bir derdin bin edildiği, insanın garip kaygılar içinde sürüklendiği, neye ve kime kızgın ya da kırgın olduğunu bilmeden öyle hissedebildiği, kiminin azıp coştuğu, kiminin içine kapandığı, ben de buradayım beni görün diye kimi zaman bir hayli sesli, kimi zaman sessiz çığlıklar içinde debelendiği ergenlik dönemini de bir kenara bırakalım. Bu dönemlerde olan şeyler gerçekten insanın hayatının yönünü değiştirebilir. Peki ama doğru ya da yanlışlara bir şekilde hala hazırda kurduğu düzende hala ve hala şeyi başkasına atmak nedir? B.K.U. <laughs> <laughs> B.K.U. Sen de sansürlemişsin diye şey yaptım. Atmak insanın doğal bir refleksi Hele ki için. Yani hep burada şeyi sorguluyorsun. Yani sen sen de bir ne ne sorguluyorsun burada sana söylediğim. Yani burada sorguladığım şeyi dediğim gibi sorunlarımızın aslında. ...bizi alıp sorun orada. Bir sorun var ortada. Hmm. Ama sürekli olarak bu politik doğruculukla da beraber... ve hmm. ...bu ne hikmetse bir mutluluk zorunluluğu... ...bir evet, farkındalık, bravo, zorbalığı. Evet. farkındalık zorbalığı. Farkındalık çok zorbalığı. Yani çok güzel. E, çok güzel. bununla birlikte... E, ...geliyoruz bir noktaya... ...ve bize sanki bambaşka şeyler... ...dayatılıyor. Ben mesela her zaman e, şey söylüyorum... ...mesela veganlıkla alakalı dünyayı kurtarma çabası... Hmm. ...bana her zaman çok garip geldi. Çevreciler... Ben de bunların karşılığı çok uzun yıllardan beri yok. Hı. Her zaman konuştuğum bir şey her yerde söylediğim. Mesela veganlık. Çok güzel bir şey sonuna kadar desteklerim ama şuraya kadar. Biri diyebilir ki ticari olarak üretilmiş hayvanlar çok hiçbir canlıya yakışmayacak şekilde üretiliyor. Ve ben de bu arzın talebini destekleyecek bir parçada yer almak istemiyorum. Dünyayı kurtarmak çok Dünyayı, kurtarmak dünyayı çok kurtarmaya bir şey değil mi? Dünya geldiği zaman seni yok eder yani. Sen dünyayı kurtaramazsın. Yani şimdi dünya o... var 4 milyar evet. yıldır. Yani dünya kurtarmak ne demek? Ben ona grip geliyor. Var ama şöyle de rakamlar var işte. Her yıl 500 bin çocuk doğar doğmaz. Açlıktan ölüyor. Okey. Afrika'da 2,5 milyona yakın insan ve bunlar 0-5 yaş arasında var. Hı hı. Ölüyor. Hesaplıyorsun yıl 365 gün. Deli gibi bir rakam. Ama Hatta böyle söyleşilere de katıldım. Felsefi e, videolarıyla çok e, takip ettiğim bir hanımefendi yine çok e, çevre e, şeyleriyle ilgili podcastleriyle ünlü bir yerde bir AVM'de bir söyleşi yapmıştı. Oraya gittim. Herkes alıyor mikrofonu elini diyor ki dünya nüfusu şu kadar olacak. 2050'de fosil yakıttan vazgeçelim. Dünya nüfusu şu kadar olacak güneş enerjisine yönelelim. Şöyle olacak, işte e, ticari olarak üretilen hayvanlara veriyoruz da biz bu dünyada üretilen buğdayın yüzde ellisini yüzde seksenini soyanın falan. Onu biz insanlara verelim. Ticari olarak hayvanları sistemin dışına çıkaralım. Bunun üstüne dört milyar insan daha besleriz de bir Allah'ın kulu ve bir Allah'ın kulu <laughs> demiyor ki aile planlaması. Hmm. Yani bu o... kadar üremeyin değil mi mesela? Yani sorun dünya nüfusu 2050 yılında Atıyorum 20 milyar olacak bu insanlar nasıl doyacak? Bir de tam tersini söyleyenler de var. Yani doyulmayarak do doyabiliriz. Daha çok yüreğin. Yani. Yani. ama o, şimdi o o yani... politik bir tavır daha çok yüreğin. O politika çok yerde e, bir var. de politika üstü ya da politika dışı e, bir durum var ki o da bütün dünya politikacılarının ikna olması gereken bir Bütün durum bu da üremekte insan... sorun yok bu arada. Bu arada sorun prezervatifin negatif evrime yol açması. Sorumsuz yani kafası çalışan bir insanların şey. üremeyip eee aslında dünya nüfusunu giderek daha e, IQ'su düşük bir yere doğru geliyor olması. Ama aslında. öyle olacaktır zaten. Öyle Her şeyin mi? çoğalması zaten kaliteyi düşürür. yani Bu şeyde böyledir, sanatta da böyledir. evet Yani e... Sonra yine dengelenir bence. Yok. Çok yani Mina ingelen... Urgan'ın ıı, mesela mi? bir meşhur Mümkün kitabıdır. <laughs> Mina Urgan, Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir çok kişidir. Ama. Allah rahmet eylesin. Evet. Ee, tiyatrocular ve okuyucular çok çok iyi bilirler. Ee, bu bir dinozorun anıları kitabı çok satınca bir anda korku içerisinde. o da bu da meşhur anekdottur. Yani bütün arkadaş yanlış bir şey yaptım herhalde diyor. Yani çok satan bir kitabı nasıl yazmış olabilirim? Çünkü ha bu da bu da bir başka önyargı olabilir tabii ki o dönemin e, sanatçıları, yazarları arasında. Nasıl olabilir? O zaman da e, bir ters efekti var sinemacılarda. <laughs> Ya da bazı yazarlarda da gördüğümüz gibi hani çok izlenmeyen bir filmin sanat filmi olması gibi. Yani o, o da başka bir önyargı oluyor. Niş işler falan filan gibi aslında senin yaptığın berbat bir şey az izlendiği için olur. sana niş ederim. E... <gülüyor> <gülüyor> ya, çok az kişi tarafından beğenildiğin zaman hiç... e, niş beni biliyorsun? anlamadılar filan e, anlamadılar, anlamadılar. E, bu, e, evet e, anlaşılmazlık e, sığınılan bir şey genelde yani anlaşılmıyor demek ki çok iyi falan ama birçok sanatçı da var ve o, o bir sığınma hakikaten yani beni anlayan yok sığınması biraz bugünlerde ortadan kalkıyor galiba bana öyle geliyor çünkü Evet, yani bu, bu zehrin merhemi de e, şeyden geldi, popüler dünyadan Tabii. geldi. Yani o e, az e, az izleneyim, az satayım, az e, görüleyim, e, niş olayımdan ulen biz bu nişliği bir bırakak da. <laughs> yani para kazanak falan da geldi iş yani. <laughs>